Bastır Biraderler'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün normalde yaptıklarımızdan farklı bir içerik yapıyoruz. Hani bu layout'u, bu şablonu daha önce belki görmüşüzdür bir banlist tahmin videomuzdan. Fakat bugün Yu-Gi-Oh! Duel Monsters animesinin en güçlü ve en güçsüz karakterlerini belirleyeceğimiz bir sistem hazırladık. Bu tarz videoların devamının gelmesi için like atıp abone olmayı, Discord'umuza katılmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İsterseniz başlayalım. Şimdi nasıl sıraladık, sıralamamızı nasıl yaptık? Efsane var, çok güçlü var, güçlü, ortalama, zayıf, çok zayıf ve çöp olarak ayırabileceğimiz böyle 7 tane kategori mevcut. Seto Kaiba ile başlayalım. Zaten Seto Kaiba tahmin edeceğiniz gibi hani listedeki efsanelerden biridir bence. Çünkü kendisini yeteri kadar kanıtlayabildiğini düşünüyorum. O yüzden yani Seto Kaiba gayet kolay bir şekilde efsaneye gelir. Şimdi Yugimoto. Yugimoto'ya efsane diyebilir miyiz? Şimdi düşünelim. Kendisi efsane klasmanında olabilecek bir oyuncu değil. Bu arada karıştırmayın. Firavun'dan bahsetmiyorum. Bu Yugimoto. Çünkü Firavun'a geleceğiz daha sonra. Yugimoto'yu bilmiyorum. Bu arada yani karşı çıkarsınız çıkmazsınız. Aa pardon bir dakika. Pardon bunlar Dark Side of Dimensions olarak da ayrılıyor galiba. Çünkü altta bir tane daha Yugimoto gördüm. O zaman Dark Side of Dimensions Kaibasından konuşuyorsak çok güçlüyü alabilirim. Yani Dark Side of Dimensions'daki Kaibaya çok güçlü diyemem. Şimdi hani Obelisk'i falan getiriyor bilmem ne de. Ben anime Kaiba olarak düşünmüştüm. Çok güçlüyü aldım. Aynı şekilde Yugimoto'yu da çok güçlüyü alabilirim. Ya da güçlü mü çok güçlü mü kararsızım bu konuda. Sonuçta Firavun'u yendi son bölümde. Çok güçlüyü alabilirim. Şimdi burada kübikçi arkadaşımız. Sanırım ismi Aigami'ydi. Kübik oynuyor. Yani filmin belli bir kısmında görünmüş. Sonradan çok fazla böyle bir olayı olmamış bir arkadaşımız. Ne yazık ki ortalama demek zorundayım ya. Ne yazık ki. Yani Firavun olsaydı teklerdi. O yüzden diğerlerini çok güçlüye aldım. Bu arada lütfen yanlış anlamayın, bunlar genel geçerli değil, benim fikrim olan sıralamalar arkadaşlar, yani yorumlara ona göre yazın. Çok da kulağımı çınlatmayın yani. Sırada My Valentine var. My Valentine yani My Valentine'ı Orikalkos bile kurtaramamış diye düşünebiliriz aslında. Yani kötü bir düellist mi, düelocu mu? Kesinlikle kötü bir düelloji olduğunu düşünmüyorum. Ortalama diyebilirim. Zayıf diyemem. Merik'le karşı karşıya gelmiş, yenilmiş tabii ki. Hani Orikalkos'u kullandı. Orikalkos'a da yenildiğini hatırlıyorum. O yüzden ben Mai'yi de ortalamaya koymak zorundayım. Sırada Haydut Kit var. Haydut Kit arkadaşlar sahtekarın, düzenbazın önünde gidenidir. Tamam mı? Kendisi cheatlemeden bir tane bile oyunu kazanamaz. Nitekim öyle de olmuştur. Haydut Keith'i zayıfı alabilirim. Çok da zayıf diyemem de. Zayıf bir düellocudur. Yine hani Amerika'daki şeyleri falan filan halletmiş. Ama kalın tepti. Sırada Bones var. Bones. 2 bölüm falan gözüktü herhalde. Max. Onunla da hiçbir şey yapamadan gitti. Çok zayıf da kendisi. Bak bir şey söylemem. Lumis ve Umbra var şimdi sırada. Lumis ve Umbra şimdi destelerini göz önünde bulundurmak gerekirse maske desteleri var. Ve üzerinde bir tane de Must Beast kartı var. Yani bilemiyorum. Çok güçlü şeyler dinledim. Yani 3200 hata var da bir sürü şeyde. Zaten tek duel olmalarının avantajıyla hani bir de Yugi ve Kaiba'nın işte birleşik böyle hani bir takım olma olamama şeylerinden falan gittiler. O yüzden ben Lumis ve Umbra'yı da zayıfa koymak zorundayım arkadaşlar. Evet şimdi sırada Firavun'umuz var.
Firavun elbette ki efsanelerde. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Firavun efsane abi. Bu çocuğun adı, bu çocukcağızın adı şeydi herhalde. Alistair mıydı? Norm Summon Alistair. Bu gariban ya, bu savaşta falan böyle bir şey olmuş. Evini mevini vurmuşlar bunun. Kötü adam değil yani, kötü bir oyuncu değil bu. Ama Joey mi ne yeniyor? Joey ile mi kapışıyordu bu ya? Joey'ninki miydi bu? Yoksa Joey'ninkiydi galiba. Lan abi Joey yemiyorsa bu ortalamadır abi. Kusura bakmasın kimse. Arcana, ikinci düzenbaz, ikinci sahtekar. Abi yok, bu Arcana bu arada zayıf bile değil. Arcana'nın olayı yok yani. İki tane böyle şaklama, madrabazlık yapıyor, bir şeyler yapıyor. Yok abi, kabul etmiyorum. Çok zayıf. Puh! Evet, şimdi. Abi. Darts. Darts kalite adam. Ben Darts'ı severim. Yani üzerine üstlük böyle hani üzerine üstlük. Üstüne üstlük böyle hani sonsuz ataklı bir canavar getiriyor. Firavun en sonunda böyle hani allem ettim, kullem ettim, bütün kartlar gitti, böyle gök yarıldı, bilmem ne oldu falan filan deyip yeniyor yani böyle. Efsanedir abi. Ben Darts'ı severim. Orikalkos'u da severim. Buradan selam olsun Darts'a. Evet. Burada Joey'nin kız kardeşi. Evet. Arkadaşlar. Derbeder. Gariban. Animede böyle hani bir kere bile gülerken görmediğimiz, sürekli böyle ağlak pozisyonlu diye gezen, ismini bile hatırlamadığım Wheeler kız kardeşi. Çöp çetesine katılabilir kendisi. Shizu Ishtar. Yani tek odayı geldi böyle. Bir tane tablet var orada. Diyor ki işte sen şeymişsin. Hünkârın vezirimişsin. Ben sana işte şey vereyim. Obeliski vereyim. İşte o aslında seninmiş falan filan yaptı. Düello yaptım yapmadım adam akıllı hatırlamıyorum. O yüzden zayıf abi bu. Kusura bakmasın güzel. Evet. Şimdi. Deminden beri birazcık slender ediyorum kendisini de. Joey Wheeler. Abi Joey embesil bir adam, tamam mı? Harbiden şimdi gerizekalı da bir herif. Ama Allah var, bu herifin şans faktörü %100. Bu herif şanslı bir adam. Bu herifin şanslı bir adam olmasının sebebi ve getirisi de nedir? Devamlı buna düello yağıyor abi. İşte Esparoba'yı yeniyor. Var mı burada bilmiyorum altlarda. Gidiyor şeyi neredeyse Marik Ishtar. Neredeyse yenecek onu falan. Bilmiyorum. Güçlü abi bu herif ya. Güçlüdür yani. Çok güçlü olmasa da güçlüdür yani Joey Wheeler. Bilmiyorum. Evet, Thea. Chops çetesine bir şey daha. Ne onun adı? Bir üye daha. Chops çetesi genişliyor. Hadi bakalım. Leon muydu bu çocukcağızın adı ya? Siegfried'in biraderi olması lazım bu. Bu fena değildi ya. Değil mi? Sanırım bu Leon denilen velet. Siegfried yok galiba ama listede. Enteresan. Abi Leon ortalama bir oyuncu diyebilirim ya. Stromberg'i falan koydu böyle ortaya. Pegasus. Abi herifin şimdi beğen ya da beğenme Toon destesi gibi bir avantajı var. Ben şeyden bahsediyorum, ilk sezondan bahsediyorum. Hani milenyum gözü diye de bir avantajı var. Şimdi bunlar şey yapınca, ortaya gelince üzerine hani Relinquished ve Thousand Eyes Restrict denilen, hoppa, denilen kartlar falan geliyor. Pegasus efsane olmasa bile çok güçlü bir adamdır abi. Pegasus çok güçlüdür bence. Evet, Noah. Lan Noah izlerken beni aşırı sinir eden, bunaltan böyle hani kafasına bir tane geçiresim gelen bir veletti arkadaşlar. Spirit canavarları var. İşte sokuyor bunları bir şeye. Filler şey gibi zaten, sezon gibi oldu, anlamadım. Sokuyor bunları bir yeni bir aleme. Oyna babam oyna, işte Commander gibi bir tane deck masterları var bunların. Çalıyor da falan filan bir sürü. Yani Ark boss'u, Ark boss'undan bir öncekiydi sanırım. O Ark'ın boss'u Gozavuro muydu?
So five, big five olabilir işte o şey vardı ya. Five edip beş başlayıcıların kullanıcıları olan. Yani bu evet fena değildi ya. Güçlüydü bu. Hatta bunun kartı animeye falan gelmedi. Animedeki kartı TCG'ye falan gelmedi. Odion. Odion adamdır. Tamam mı? Trap bestesi bilmem nesi falan filan da vardır. Ha ne yapmıştır? Aynı Mai gibi. Battlesteam'in turnuvalarında böyle çeşitli kademelerinde yer alarak böyle bir yere gelmiştir. Ama ortalamanın üstü diyemem Odion'a. Kusura bakmayın arkadaşlar. Odion'u seven vardır aranızda belki ama. Şey diyemiyorum. Evet sırada Paradox var. Bones Beyond Time filmini izleyenler Paradox'u bilir. Şimdi Paradox öyle bir adam ki Malefic destesini kullanıyor. Ve şimdi sadece flashbacklerde yenilmiş bir Yusei var. Böyle kendi verdiklerinin harici belki bir ya da iki kere yenilmiş olan Firavun var. Bir de yani şey tamam hani güçlü, Spring King falan filan epey yenildi de güçlü yani yine gerçekten. Jayden var şimdi bu üçü birleşip anca böyle bir düelloya girebiliyorlar Paradox'la. Paradox'u sanırım adı şimdi. Yanlış söylüyor da olabilirim de. Yani Paradox'sa çok güçlü derim. Epey de güçlü bir herif yani. Paradox gayet iyi. Evet işte geldik. Raphael. Abi Raphael... Animeyi izleyenler bilir. Raphael abi Orichalcos etkisindeki Firavun'u yenmiş bir herif. Adamdır da aynı zamanda. Adam gibi de adamdır. Kartlarını sever sayar böyle. Can ciğer falan yapar böyle kartlara. Epey de güçlü bir herif abi. Raphael. Şimdi çok güçlüyle efsane arasındayım Raphael için. Çünkü sonuç olarak hani Firavun'u yenmiş. Destesi de bayağı kuvvetli. Hani destesiyle arasında böyle belli bir güç de var. Ama sanırım efsane klasmanında değil daha ya. Çünkü Firavun'un Orichalcos'un etkisinde olduğunu da hesaba katmak gerekiyor arkadaşlar bu boyutta. Ondan ben Raphael'e de çok güçlü demek zorundayım. Evet. Şimdi sırada Rex Raptor denilen bir düzenbaz, bir sahtekar daha var. Bir dalavereci daha. Arkadaşlar ben bu ikiliyi, ben bu iki tokmak kafaya çok uyuz oluyorum. Tamam mı? Kendi açımdan. Berbat da düellocular bu arada. Yani dinozor kullanıyorsun anasını satayım. İşte ne onun adı? King Rex benim en iyi kartım, en sevdiğim kartım falan. Hadi be yürü. Puh! Çok zayıfsın sen. Puh sana be! Kaybettin. Red Eyes'ı da gittin verdin. Joey'a da kullanmasını bilmiyor ya. Seto Kaiba. Seto Kaiba dediğimiz zaman akan sular duruyor mu? Duran arkadaşlar lütfen yorumlara yazsın. Seto Kaiba efsanedir abi. Yani bambaşka bir mevzu. Şimdi Dark Side of the Dimensions'dakinden bahsetmiyorum. Hani Battlesteam'deki o Yu-Gi-Oh attığı şey kart hareketi falan olsun böyle son sezonlardaki o şeyler falan hani geçmişten günümüze gelen o etkileşimler falan. Yani Blue Eyes'ın zaten yegane sahibi Seto Kaiba bambaşkadır. Ya efsaneler efsanesidir belki de yani. Bravo. Şahiydi bunun adı hatırladığım kadarıyla. Bu düello yaptı mı yapmadı mı onu bile hatırlamıyorum. Çöpsün kardeşim zaten yürü git. Evet şimdi arkadaşlar çöplerin başkanını bulduk. Çöp çetesinin başkanı. Çöpçüler kralı evet. Çöpçüler kralı daha güzel oldu. Tristan Taylor. Kartı bile o kadar kötü ki. Düello yapmasını da bilmiyor zaten. Bunlar zaten Tia ile Tristan'ın niye yavrularını almışlar onu da anlamış değilim. Aralarında tek düelloyu bilen şu çocukcağız Yuya vardı. O da böyle yani çok da iyi değildi yani. Dedesinin kart dükkanı var diye booster açıyordu devamlı. Exode çıkarmış oradan falan. Neyse. Bunlar zaten abi bitik tayfa ya. Hani en başında. Hiçbiri zaten oyun oynamayı bilmiyor yani. İlk sezon zaten ruling burling yok. Tristan Taylor çöp çetesinde abi. Kusura bakma. Hatta çöp çetesinin başkanıdır kendisi. Bu çocuğun adı neydi ya? Bu da Orichalcos'çuların bir şeyiydi ama yoksa bu mu Alistair'dı? Bunu hatırlamıyorum. Bu mu Join'li şeyiydi acaba? Ama aynı klasmanda ya bu şeyle. Bu Alistair'la galiba. Bunlar aynı klasman diyebiliriz. Ortalamadır yani. Evet geldik. Animenin
en sinir bozucu, en böyle ağzına vurmak istediğiniz karakteri Weevil Underwood. Nereden beri nefret ediyoruz? Old'lar bilir. Gerçekten o old old kartı kanasını satayım. Çizgi film yani, çizgi film biz çizgi filmi takip ederken televizyondan gördük. Televizyona ben böyle kumandaya falan fırlatasım geldi. Bu gitti Yugi'nin çocukcağızın bütün egzodalarını falan filan denize attı böyle bu. Kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bu üzerine bir de o Orichalcos şeyinde arkında böyle Yugi'nin ruhunu yırtmış gibi falan filan. Gerçi Kraven ona vurdu cezasını verdi. Oradaki işte o çöpçüler kraliçesi Thea'da onun kolunu tuttu böyle Kraven'ın. Ay dur yapma falan filan diye bilmem ne. Keşke Kraven 5 kere daha vursaydı. Evil Underwood çok zayıfsın kardeşim. Ben çöp de diyemiyorum şimdi yani kart oynamayı biliyor da. Çok kötü, çok zayıfsın sen. Senin üzerine Orichalcos olmasa bile senin destenin iş yapacağı yok. Evet, Bakura. Fakat bu Bakura'nın şöyle bir mevzusu var. Bu Dark Side of the Dimensions Bakura mı? Yami Bakura mı yoksa Bakura mı? Onu anlayabilmiş değilim. Şimdi Final Boss kendisi zaten. Eğer Yami Bakura ise buna efsane diyebilirim. Fakat Dark Side of the Dimensions Bakura ise oynadığını gördük mü hatırlamıyorum. Ama Yami gibi gözüküyor ya sanki buradan bakınca değil mi arkadaşlar? Yami Bakura ise kendisi efsane klasmanındadır. Yani ben bunu şey yaparım. Kesinlikle koyarım. Efsaneye koyarım yani. Sırada Yami Marik var. Arkadaşlar ben bunu JoJo'dan takip ederken Yami Marik dediğimiz karakter böyle hani Pegasus'tan falan böyle daha şey görürdük biz bunu hani çok güçlü çünkü neden Ra'sı var, Ra ne en güçlü tanrı kartı falan diye biz kendi aramızda böyle konuşuyorduk. Fakat şöyle bir durum var, Yami Marik'in olayı sadece Ra'nın çantını bilmesi yani. İşte Spear Mod geliyor, çantını okuyor, kendine geliyor falan. İşte Lava Golem koyuyor, bildiğin Stumpler. Yani ilginç bir herif. Yani Yami Marik efsane değildir bence. Yani değildir abi. Ne işte şey, ne onun adı? Yugi'ye gelene kadar böyle işte şey, Strings'i koyuyor, bilmem ne hareket yaptırıyor. Gerizekalı bir de Strings'e verdiği tanrı kartını kaptırıyor ya Yugi'ye. Böyle bir mal işte bu da yani. Arkadaşlar çok güçlü bile diyemeyeceğim galiba ya. Abi Yami, Marik ve Joey aynı klasmandadır. Şunu da şey alayım. Aynı klasmandadır ya. Kusura bakmasın kimse. Marikçiler özellikle bu yorumun altında sizleri bekliyorum. Sabaha kadar dövüşürüm sizi. Ve tier list'in son karakteri Yugi Muto'ya geldik. Normal Yugi Muto. Bahsettiğim gibi çocuk güzel bir shonen diyebileceğimiz bir serüvene imza attı. Ve işin sonunda da kendisini nasıl kanıtladı? Firavun'u bir fiil yenerek arkadaşlar. Çocukta iş var. Yani bu çocuk Dark Side of the Dimensions versiyonunu çok güçlüye koydum. Efsaneye koymadım. Yani belki daha şeydir. Hani daha tecrübeli versiyondur ama izlediğim kadarıyla ya da kendi tahayyülüm kadarıyla söylemeliyim ki Dark Side of the Dimensions versiyonu çok güçlü kategorisindedir. Fakat Yugi Muto'nun kendisi de efsanelerden biridir arkadaşlar. Evet, benim kafamdaki tier list aslında bu şekilde. Katıldığınız noktaları, katılmadığınız noktaları, Marikçiler, bana sövdüğünüz kısımları falan filan hepsini aşağıda bekliyorum. Özellikle Marikçileri. Hepsini aşağıda bekliyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de tekrarlıyorum. Like atıp, abone olup, yorum atmayı, Discord'umuza da bekliyoruz aynı şekilde gelmeyi unutmayın. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere.